Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği türden bir resimdir? Resim gerçektir, gerçeğin kopyasıdır demek mümkün mü? Hayır. Bence her sanatçı gerçeği kendi anlam dünyasında filtreleyerek, yeniden anlamlandırarak üretimde bulunur. Yani sanatçının ürettiği eser ne kadar gerçekçi olursa olsun, sanatçı esinlendiği gerçeklikten farklı bir gerçeklik yaratmış olur. Çünkü sanatçı ele aldığı gerçeği törpüler, cilalar, parçaysa bütünleştirir, bütünse parçalayıp yeniden kurgular. Kısacası şunu söylüyor arkadaşlar, diyor ki her sanatçı gerçeği yeniden anlamlandırır, filtreler ve yeniden anlamlandırır. Biz de bununla ilgili bir şey arayacağız. A şıkkına baktığımızda gerçek tekerlekli sandalyede oturan bir yaşlı, fakat onun hayal dünyasında anlamlandırılmış hali, yani gölgede anlamlandırılmış haline bakarsanız genç bir kadın dans ediyor. Yani gerçek tamamen yeniden anlamlandırılmış. O yüzden cevabımız A. Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşadıkları için yer değiştiremezler. Ancak içinde bulundukları ortamdan daha fazla yararlanmak için durum değiştirirler. Bitkilerin durum değiştirirken uyartı yönüne bağlı olmadan gerçekleşen hareketlerine nasti hareketleri denir. Nasti hareketleri uyarıcı etmene göre ışık etkisiyle ortaya çıkan fotonasti, ışık varsa fotonasti yapılıyor. Sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan termonasti, sıcaklık termonasti demek, sarsıntı ve dokunma ile meydana gelene de sistomani hareketleri deniyor. Aşağıda bazı bitkilerin özellikleriyle ilgili bir tablo verilmiştir. Mesela akşam sefası çiçekleri gündüz kapalı iken hava kararmaya başlayınca açılır. O zaman hangisini yapmış oluyor arkadaşlar? Fotonasti yapmış oluyor değil mi? Çünkü bakın ışık etkisiyle. Lale yüksek sıcaklıkta açılırken düşük sıcaklıkta kapanır. O zaman bu termonasti yapıyor. Sıcaklıkla ilgili çünkü. Bakın sıcaklıkla ilgili bu. Gündüz ışıkla ilgili. Sarmaşık gündüz açılıp gece kapanır. O zaman bu da fotonasti ile ilgili. Yani burada da ışıkla ilgili. Gündüz açıldığına göre. Böcek kapan yapraklarına bir böcek konduğunda yapraklarını kapatıp böceği yakalar. Konmakla yani dokunmakla olduğuna göre buna sistomani diyeceğiz. Çiğdem soğukta kapanıp sıcakta açılır. O zaman bu termonasti. Sıcaklıkla ilgili çünkü. Küstüm otu yapraklarına dokunulduğunda yapraklarını kapatır. Dokunma olduğuna göre bu da sistomani. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Küstüm otu fotonasti. Küstüm otuna bir bakalım. Hayır, bu gitti bir kere. B. Akşam sefasına fotonasti demiş. Akşam sefası fotonasti. Evet, burası doğru. Peki böcek kapan termonasti mi? Ona bakalım. Böcek kapana sistomani demiştik. Bu da gitti. Sarmaşık fotonasti. Bir bakıyoruz hemen. Evet, sarmaşık fotonasti. Çiğdem termonasti. Çiğdeme bakalım. Termonasti. Küstüm otuna sistomani demiş. Evet, bu da doğru cevabımız geldi. Lale için fotonasti demiş. Hayır, termonasti demiştik biz laleye. E. Böcek kapana. Burada fotonasti demiş ama böcek kapan sistomaniydi. Bu da gitti. Cevap C. Yukarıdaki bilgilere göre 24 ile 9 vardiyasında çalışan, yani gece 12 ile sabah 9 vardiyasında çalışan ve evine çiçek açmış bitkiler arasında geçerek girmek isteyen birinin bahçesinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz? Arkadaşlar bu saatlerde, yani gece saatlerine çalıştığına göre gündüz evine gelecek. O zaman gündüz açan çiçekler lazım. Şimdi baktığımızda gündüz açan çiçeklerimiz hangileri? Akşam sefası akşam açtığı için olmaz. Zaten cevap hemen çıktı ama bakalım. Yüksek sıcaklıkta açıldığına göre lale olabilir. Gündüz açıldığına göre sarmaşık olur. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Onlar böcekle, dokunmayla ilgili zaten. Çiğdeme baktığımızda sıcakta açıldığı için o da olur. Ama akşam sefası akşam açtığı için olmaz. Cevap D. Yaşamdaki çabalarının hayatlarında küçük de olsa bir fark ortaya koymadığını düşünen kişiler hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Bu cümlede anlatılan durum deneylerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? 1. Bir kavanozun içine konan pireler kavanozun kapağı açık olduğu için bir süre sonra zıplayarak kavanozdan dışarı çıkmış. Daha sonra pireler aynı kavanoza tekrar konulmuş, bu kez kavanozun kapağı kapatılmış. Pireler kavanozdan yine zıplayarak çıkmaya çalışmış. Ama her seferinde kapağa çarpıp kavanoza düşmüş. Uzun bir süre sonra kapak açılmış ama pireler zıplayabilmelerine rağmen dışarı çıkmaya çalışmamış. Arkadaşlar cevabımız hemen geldi. Çünkü çabaladılar fakat çıkamayacaklarını anlayınca sonra kapak açılmasına rağmen kavanozdan çıkmayı düşünmediler bile. Eğer çabalarlarsa yine çıkmayacaklarını düşündüler. O yüzden cevabımız A. 2. Kendi boyutlarına uygun olan bir arabayı kullanmayı öğrenmeleri amacıyla 6 dişi ve 11 erkek sıçan 4 metrekarelik dikdörtgen bir alanda aracı sürmek için eğitildi. Sıçanlar direksiyon çubuklarına dokundukları ve aracı öne sürdükleri zaman şekerli, meyve aromalı tahıl parçalarıyla ödüllendirildiler. Araştırmacılar sıçanların deney sonunda ödüle ulaşmak için otomobili benzersiz bir şekilde yönlendirmeyi öğrendiklerini açıkladılar. Çünkü ödüllendirildiler, ödül aldılar. Yani çabaları boşa gitmedi. Bu örnek olamaz. 3. Aç bir köpek ses geçirmeyen bir odaya yerleştirildi. Köpeğe yemek verilmedi, zil çalındı. Zil sesine tepki göstermeyen köpeğe daha sonra zil sesinin hemen arkasından et parçaları verilmeye başlandı. Et parçalarını gören köpeğin ağzından salya akmaya başladı. Deneyin sonraki aşamasında köpeğe et parçaları verilirken zil de çalınmaya başladı. Böylece et ve zil eşleştirildi. Bu işlem tekrar yapıldıktan sonra zilin çalındığı fakat arkasında etin verilmediği zaman da köpeğin salya salgıladığı görüldü. Burada da köpek daha önce kendisine et verilerek ödüllendirildiği için çabalamaya devam ediyor. 4. Aç bırakılan bir fare kutunun içine konur. Fare kutunun içinde gezinirken rastgele kutuda bulunan pedala basar. Bu sırada kutunun içine yiyecek düşer. Fare yiyeceği yer ve kutunun içinde dolaşmaya devam eder. Dolaşırken yine rastgele pedala basar ve kutunun içine yine yiyecek düşer. Bu olay fare her pedala bastığında tekrarlanınca fare bağlantıyı çözer ve acıktıkça pedala basar. Burada da yemek bir ödül. Birinci cümle hariç 2, 3 ve 4'te yaptıkları çaba sonucunda hep ödüllendirilmişler ve sonra da sürekli bir şeyler yapmaya devam etmişler. Fakat birincide hiç ödül verilmediği için bir daha o davranışı yapmamışlar. O yüzden cevap yalnız A.